Hoş geldiniz arkadaşlar. Evet, yine iki adet katlanır bisikletimiz var. Bu sefer Decathlon ürünlerini inceliyor olacağız. Decathlon'un amiral gemisi diye tabir ettiğimiz Tilt 500 ve orta seviye dediğimiz Tilt 120 modelini inceleyeceğiz. Zaten şu anda Decathlon'un sattığı 3 tane var. Bir de Tilt 100 dediğimiz vitessiz modeli var ama o şu an elimizde olmadığı için maalesef ona bakamıyor olacağız. Ama ikisini detaylı bir şekilde incelemeye çalışacağız arkadaşlar. Evet, şimdi hızlıca başlayalım arkadaşlar. Öncelikle kadrolardan başlayalım. Tilt 500'ün şu anda sıfır fiyatı 2300 TL ve alüminyum kadro. Tilt 120'nin sıfır fiyatı 1800 TL ve çelik kadro. Zaten böyle elini aldığınızda ağırlığı ciddi anlamda diğerine göre fazla hissedebiliyorsunuz. Yani minimum en az 2 kilo ağırdır diye tahmin ediyorum ben. Şimdi alüminyum kadrolar hem daha sağlam oluyor, hem daha dayanıklı oluyor. Hem paslanmaya vesaireye karşı daha hani uzun ömürlü oluyor. Tabii ki ama fiyatı da buna göre maalesef pahalı oluyor ve hafif olduğu için hani tercih ediliyor. Diğer çelik diye geçen ama aslında çok da kaliteli bir çelik olmayan, yani tabiri moş görün, teneke diye tabir ettiğimiz bu tarz kadrolar ise daha ucuz oluyor. Evet, yani siz de fark edeceksiniz. Hani fiyat performans tabi açısından da değerlendirmek lazım bunu bütçeye göre ama açıkçası benim tercihim olmuyor. Size de tavsiyem, imkanınız varsa mutlaka ama mutlaka alüminyum kadrolu bir bisiklet tercih etmeniz olacaktır arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi çelik kadrolar hem çok ağır hem de çok uzun ömürlü maalesef olmuyor. Evet, devam edelim şimdi bisikletlerimizi incelememize. Lastiklerinden başlayalım. Lastiğimiz Bitwin. Bakın bu da Bitwin. Hatta şöyle yan yana koyacağım. Gördüğünüz gibi aynı lastikler. Gelelim jantlarımıza. Jantların tek farkı Tilt 500'ün jantı boyanmış siyah. Tilt 120'ninki ise sade metalik bir renk. Yoksa arkadaşlar birebir aynı jant. Yani tekerlek olsun, çamurluk olsun, gördüğünüz gibi ikisi de arkadaşlar birebir aynı. Geldik fren bacaklarına. Fren bacakları ve fren kabloları birebir aynı. Yukarı doğru çıktık. Fren kolları metal üzerine plastik kaplama alüminyum. Yani Tilt 500'ün fren kolları daha güzel ve daha uzun ömürlü. Şu anda gördüğümüz gibi ikinci fark ne oldu o zaman? Demek ki Tilt 500'ün pahalı olmasının sebeplerinden bir tanesi de alüminyum kadronun yanı sıra alüminyum fren kollarının olması. Evet, onun haricinde geldik vites kollarına. Decathlon'un kendi markası olan bir vites kolumuz var ve 6 vitesli. Tilt 500'e baktığımızda ise Shimano marka bir vites kolumuz var ve 7 vitesli. İkinci, yani daha doğrusu üçüncü arkadaşlar, pahalı olmasının sebeplerinden bir tanesi de bakın bu. Evet, daha sonra devam ettiğimizde katlandığında gidonun sabit kalmasını sağlayan şurada minik bir aparatımız ve şurada da onun gördüğünüz gibi takıldığı bir küçük parça var. Ama tilt yüzülmelerde bu yok. Aradaki dördüncü fark. Beşinci farkımız katlama mekanizması. Bakın bunu böyle vida mantığıyla çeviriyorsunuz. Açılıyor ve düşürüyorsunuz. Şuradan bakın görebilirsiniz, yani şunu şöyle bildiğiniz vida çeviriyorsunuz, bu yerine oturuyor ve bu sabitleniyor. Tilt 500'de ise daha kaliteli bir mekanizma kullanılmış. Yine alüminyum bir mekanizma sanırım bu da. Açtık. Bakın şurada bir diş var. Çektik. Açıldı. Hem çok daha hızlı hem bence çok daha güvenli bir mekanizma. Evet, bakın Tilt 500'ün neden daha pahalı olduğunu artık yavaş yavaş sanırım kafamızda canlanmaya başladı. Evet, geldik ortadaki katlama mekanizmamıza. Tilt 120'de daha küçük ve bir tık daha böyle basit bir katlama mekanizması kullanılmış. Bakın gördüğünüz gibi. Tilt 500'de ise bir tık daha böyle profesyonel, açıkçası daha güven verici bir katlama mekanizması kullanılmış. Yine farklardan bir tanesi bu. Pedallara gelelim. Evet, pedallar gördüğünüz gibi birebir aynı marka. Herhangi bir değişiklik yok. Ayna kola geldiğimizde ve pedal bacaklarına geldiğimizde baktığımda tek farkı arkadaşlar bunun yine jantlarda olduğu gibi parlak olması, diğerinin ise siyah olması. Yani zaten gördüğünüz gibi şuradan da yere yasladığımızda sabit kalmasını sağlayan şu aparatlar da bakın birebir aynı. Herhangi bir değişiklik yok. Park ayakları farklı. Bunun tam çözemedim ama ya böyle teneke gibi bir şey. Bunda ise arkadaşlar alüminyum tarzı bir ayak kullanılmış.
Evet, Tilt 500'ün arkasında bir tane ışık var. Tilt 120'de o yok. Normal standart Decathlon'un hediye ettiği küçük ışıklardan vardı ama açıkçası o düştü herhalde. Zaten plastik tarzı böyle bir şeydi, hani böyle bağlıydı. O nedenden dolayı düşmüş olabilir. Sele boruları bence en önemli ayrıntı. Gördüğünüz gibi Tilt 500'ün sele borusu da alüminyum. Çok rahat bir şekilde yukarı ve arkadaşlar aşağı oynuyor ve uzun yıllar sorunsuzca çalışabiliyor. Tek sorunları Tilt 500'lerin bence kronik sorunu da şu sele kelepçesi olayı. Zamanla gevşeyebiliyor. Şuradan sağlam bir şekilde sıkarsanız alyanından o sorunu çözüyorsunuz. İnternette ben çünkü birkaç arkadaşın sorusunu cevaplamıştım bu şekilde. Tilt 120'de ise maalesef kronik sorun dediğimiz sele borusu problemi. Sele borusu arkadaşlar çelik. Dışındaki boya çok kalın bir boya. Bu nedenden dolayı bakın şu an bayağı zorluyorum böyle kendimi. Ancak bu şekilde çıkıyor. Çünkü bu boya ister istemez yukarı aşağı yaptığınızda dökülüyor. Ya da içindeki çelik paslandığı zaman dışarıya doğru şişiyor. İşte o zaman maalesef gördüğünüz sıkıntılar olabiliyor. Yani rahat rahat oynamıyor ve borunun çok hızlı çizilmesine ya da yamulmasına sebebiyet verebiliyor. Ki ben bu arada bu boruyu yağladım. Onu da söyleyeyim hani. 2 gün önce civarındaydı sanırım. Bu arada bu Tilt 120 eski bir Tilt 120 değil arkadaşlar. 6. ayda alındı. Yani böyle 5-10 yıllık bisiklet değil. Daha 4 ay ancak olmuştur alalı. Evet, devam ediyoruz aradaki farkları bulmaya. Katlandığında Tilt 120 bakın şurada sivri bir metal parçası şuraya giriyor. Hatta hemen göstereyim ben size bunu. Bakın şöyle şu şekilde oluyor arkadaşlar. Bakın şöyle biraz böyle uğraşarak yaptığınız bir şey. Bakın şu an girdi. Açacağımız zaman da yine aynı şekilde açtık. Yani biraz daha böyle elimizi kolumuzu kirlemek gerekiyor. Biraz daha basit bir sistem Tilt 500'ünküne göre. Tilt 500'de ise mıknatıslı sistem var. Şurada bakın bir mıknatısı var. Şurada bakın bir mıknatısı var. Park ayağımı kapattım. Bisikletimi de hemen kapattım. Ve bakın anında yapıştı. Elim kolum hiç kirlenmedi. Tilt 500'ün güzel yanlarından bir tanesi bu Tilt 120'ye göre. Bu arada bu Tilt 500'de arkadaşlar 6. veya 7. ayda aldık diye hatırlıyorum. Onu da belirtmeden geçemeyeceğim. Yani yaşları aynı bisikletlerin. Evet, bunların haricinde şimdi gelelim arka ruble ve viteslere. Tilt 500 burada yine bir adım önde. Çünkü 7'li rublesi var. Shimano marka. Yine arka aktarıcısı da Shimano. Onu da görebilirsiniz arkadaşlar. Geldik Tilt 120'ye. Tilt 120'de 6'lı Shimano rublemiz var. Ve Sunrace marka bir aktarıcımız var. Dediğim gibi yine Tilt 500 burada bir adım daha önde. Arka çamurluklar yine birbirinin birebir aynısı. İşte arka fren aynı. Zincir aynı. Herhangi bir değişiklik yok. Arka jantamızın dediğim gibi sadece rengi değişik. Geldik kadro boyalarına. Şimdi bu Tilt 120'nin boyasının benim tabii şahsi kanaatim, bilmiyorum hani nasıl detaylı daha fazla inceleyebiliriz ama bence Tilt 500'ün boyası daha kaliteli böyle bir boya. Yani sanki böyle ekstra bir güzellik, hassasiyet böyle veriyor benim elim dokunduğumda. Bu ise böyle biraz daha bildiğimiz böyle hani sanki sanayide püskürtmüşler gibi hani böyle geliyor. Yani o yüzden şöyle söyleyeyim. Tilt 500 ikisi kıyaslandığında şöyle söyleyeyim. Açık ara Tilt 120'yi geçiyor arkadaşlar. İmkan ve bütçemiz varsa Tilt 120 yerine Tilt 500 alalım. İlla Decathlon marka tercih edeceksek. Bunların haricinde gidonumuz vesaireniz zaten aynı dedik. Görüldüğü üzere sadece boyaları farklı. İşte bunun boyası biraz daha böyle parlak. Bununki biraz daha böyle tırtıklı, kaliteli böyle hissi uyandırmış. Şu öndeki yerler yine aynı. İkisinde de şu şekilde bakın çıkabiliyor. Tilt 120'de de buralara lamba takılıyor bu arada. USB'den şarj olabilen küçük lambalar var. Şu ortadaki naylonun şeyi böyle kırıyorsunuz orayı. Oraya takabiliyorsunuz. Evet, şöyle bir baktığımda benim aktaracaklarım bunlar arkadaşlar. İki bisikletin arasındaki farklarla ilgili. Sizin yine merak edip sormak istediğiniz bir şey olursa hiç çekinmeyin, yazın. Elimden geldiğince yardımcı olurum. Vakit ayırıp izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi seyirler dilerim.